Aramızdan sonra tekrar birlikteyiz. Söyleşimize devam ediyoruz. Evet Volkan, bir kaz, iyi bir sağlıklı bir kaz yetiştiriciliği için suyun çok önemi var mı? Su olmazsa olmaz. Gerçekten kaz yetiştiriciliğinin de su çok önemli. Yani suyun olmadığı yerde kaz, mesela ülkemizin birçok yerinde kaz yetişiyor. Ama Kars'ta çok özel. Niçin? Bolcana su var, dere var, nehir var. Onun için havası, ikliminden dolayı kaz burada özel yetişiyor ve kilolu büyük oluyor. Mesela Güneydoğu'da şu an 40-45 derece sıcak varken burada gece sıcaklığı 0 derece civarında. Onun için kazın soğukla arası iyi. Yani ve soğuk ve su olmazsa olmaz kaz için. Peki bu suyun miktarı önemli mi? Suyun miktarı temizlik açısından biraz fazla olsa iyi ama beslenme açısından içebileceği kadar su yeterli oluyor. Yani suyun temiz ne açısından dediniz? Temizlik açısından biraz fazla olursa iyi olur. Evet, çünkü temizlik açısından önemli su. Ayrıca beslenme açısından da kenarında çayır olduğu için o şekilde de önemli yani. Peki ben bir şey soracağım. Benim de bölgemde biz tabii ki kaz yetiştiriciliği yok. Ben de tarımla, hayvancılıkla uğraştığım için. Evet. Ben bir şey biliyorum. Kaz yeşili yedikten sonra burnundan bazen ben gördüm yani kendim bizzat gördüm. Burnundan bir şeyler atıyor dışarı değil mi? O arpa yerken, kuru arpa yerken dediğiniz olay arpanın özünü alıyor. Ucundaki saman olan kısmını dışarı atar. Yani o arpa yerken genelde onu ben o şekilde gözlemledim. Şeyin kabuğunu mu dışarı atıyor? Kabuk derken ucundaki o kılçık dediğimiz bir şey var. Ot var. Kuru otu atıyor dışarı. Yani benim gözlemlerimde o vardı. Peki kazlar da işte mesela küçük başta koyun gibi mesela korunga, yonca o tür şeyler de yer mi yani? Yiyor değil mi? Şimdi en başta söylediğim gibi bazı şeyler tabiatında yok. Korungayı kesinlikle yemiyorlar. Yoncayı? Yoncayı çok seviyorlar. Yoncayı. Evet, yoncayı seviyorlar, korungayı yemiyorlar. Bu yani bu benim yine gözlemim yani. Kesinlikle korungayı hiç yemiyorlar. Yoncayı da çok seviyorlar. Şöyle yoncayla daha değerli olur mu kaz eti? Yoncayla daha değerli olur mu? Kaz etinin değerli olabilmesi için bir Kars'ta olması lazım. Yoncayla da çok daha iyi oluyor. Çünkü yonca en favori yiyeceklerinden. Evet. Yani aslında burada yaygın olduğu için Kars'ta çok önemli değil mi kaz yetiştiriciliği? Kaz Kars'ta bir kültür. Yani her ilin bir özeli vardır. Antep'in fıstığı vardır, Siirt'in büryan kebabı vardır. Artık Kars dediğinizde akla ilk gelen şey kazdır artık. Evet. Yani kaz, Kars'ın artık bir numarasıdır. Yani kaz yemek için artık Kars'a gelen insanlar var. Ayrıca yani İstanbul'da Karslıyım dediğinizde size ilk sordukları şey kaz var mı diye sorarlar. Yani o kadar artık ön plana çıkmıştır yani. Yani bölgenin gelir kaynağına geçimine çok etkisi var değil mi kaz? Şimdi çok etkisi var. Aileler köyde herkesin 15, 20, 50 civarında bir kazı vardır. Herkes planını kaza göre yapar. Kışın kazımı satıp buzdolabı alacağım. Biraz daha fazla olan kazı satıp araba alacağım. Biraz işte çamaşır makinemi kaz da alacağım. İşte kışlık yiyeceğimi kaz da alacağım. Herkesin kazla ilgili kışa bir planı vardır yani. Peki Volkan, insanların kaz etini yemesi için, tatması için, etinin lezzetini tatması için İlla ki Kars'a mı gelmeleri gerekiyor? Yok, Kars'a gelmeleri gerekmiyor. Kars'a gelenler Kars'ın güzelliklerini göreceklerdir. Kars'ı gezeceklerdir, kalesini gezeceklerdir, anı harabelerine gideceklerdir. Kars'ı gezip güzelliklerini göreceklerdir. Yalnız gelemeyenler için de biz İstanbul'da, büyük şehirlerde onların biz ayağına gidiyoruz. İstedikleri zaman kazı biz onlara istedikleri yerde ulaştırıyoruz. Şimdi Volkan, bölgelerimizde değişik hayvan yetiştiricileri var yani bazı ırklarda. Evet. Mesela Kars'ınki de kaz. Evet. Kars kaz için bir etkinlik yapılıyor mu? Bir festival düzenleniyor mu? İşte kaz festivali bilmem şöyle kaz öyle bir şey var mı Kars'ta? Geçen yıl festivali yapıldı. Tabii ben yine burada olduğum için katılamadım. Geçen yıl festivali yapıldı. Zannedersem bundan sonraki yıllarda festivali olacak. Ayrıca İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde köylerin kaz geceleri var. Her yıl mutlaka yapılır, tekrar eder. Büyük şehirlerde çok yani yaygın olarak kaz geceleri yapılır. Eğlenceli, düğün salonlarında bütün köylüler bir araya
toplanır ve mutlaka kaz yerler artık gerçekten o İstanbul'da büyük şehirlerde olan bir şey yani. Yani bu tür eğlencelerde, etkinliklerde kazın ürünleri mi tanıtılıyor yoksa güzelliği işte mesela görüntüsü mü tanıtılıyor? Yok, sadece kaz eti yenilir. Kaz eti? Evet, kaz eti yapılır. Gecesi kaz yemekleri pişirilir, kaz yemekleri hazırlanır. İşte bütün köylüler bir araya toplanır, hem hasret giderilir hem de orada kaz eti yedirilir. Ve artık bu büyük şehirlerde çok yaygın bir hale gelmiş ve her yıl mutlaka tekrar eder yani. Peki burada sen şöyle bir şey başlatsan, diğer bölgelerimizde yani işte güzel dana yarışmaları var, güzel koyun yarışmaları, güzel koç yarışmaları. Evet. Sen de bir şey başlat burada, bir güzel veya işte yetkili kurumlarla görüş, güzel kaz yarışması, işte erkek olsun, dişi olsun, işte güzel bilik yarışmaları. Daha böyle kaz yetiştiriciliğine özentili bir şey olmaz mı? O geçen yıl yapıldı. Geçen yıl yapıldı. Biz katılamadık. Yani çalışma ortamında olduğumuzdan dolayı yapıldı. Şimdi yapıldı. Belediye tarafından yapılacaktır. Çünkü belediyemiz bu konulara alakalı, ilgili. Mutlaka yapılacaktır. Yapıldı. Yapılmaya da devam edeceğine inanıyorum. Çünkü kaz artık Kars için vazgeçilmezdir. Gelişimi buranın ekonomik gelişme açısından çok önemlidir. Yani buna artık değer verileceğine ben inanıyorum. Yeter kadar yani değer kazanmış mıdır? Şu aşamada değildir ama çok daha değerli olacağını, buna işte büyük şehirlerdeki iş adamlarımızın, işte büyüklerimizin katkısı olacağını, işte siyasilerin buna ön ayak olacağını ben inanıyorum. Daha ileri aşamaya gideceğini ben düşünüyorum. Yani ülke değil, dünya çapında bir ün kazanacağını ben inanıyorum. Çünkü gerçekten bu bölgedeki kaz, yani yurt dışından gelen insanlar tarafından da evet gerçekten bu kaliteli bir et diye onaylanmıştır yani. Peki Volkan, buradan bu programdan ülkemizin diğer bölgelerinde bu işi yapan, yani yetiştiriciliğini yapan, olur insan köyde kapısında 15-20 tane de kaz besleyebilir. Onlara söylemek istediğim bir şey var mı? Onlara söylemek istediğim bir şey var. Kaz üretebilirler, bolca üretebilirler. Yalnız yapacakları tek bir şey vardır. Kaz bir aylık veya iki aylık olduğunda mutlaka müşterisini bulup Kars'a satmaları gerekiyor. Yani bulunduğunuz bölgede eğer kaz yetiştirip yani İstanbul'da Kars kazı diye satarsanız bu işin kalitesi düşer. Ve buna rastladık. Yani çeşitli bölgelerden İstanbul'da bütün kazlar Kars kazı diye satılır. Ve bu da bir nevi insanların kafasında bu mudur, Kars kazı bu mudur diye bir şüphe oluşturmaktadır. Ben bu işi yapacak üreticilere yapın ama büyümeden Kars'ı en az 3-4 ay Kars'ta kalacak şekilde kazlarınızı Kars'ta pazarlayın. Şimdi diyelim Orta Anadolu'da, orada bir ilimizde bir tanesinde 20 tane kaz cüzüğü var. Evet. Kaç aylık olduğu zaman satması gerekir buraya? En geç 2 ay civarında buraya satması lazım. Çünkü buradaki kazın bu doğada, bu tabiatta, bu soğukta 3-4 ay civarında beslenip yani buranın toprağıyla, suyla o lezzeti kazanması lazım. Mesela biz şöyle diyelim, Kars'ta Antep fıstığı yetiştiremeyiz. Veya işte Afyon patatesi yetiştiremeyiz, Niğde patatesi yetiştiremeyiz ya da Malatya kayısı yetiştiremeyiz. Yani her bölgenin kendine özel, kendini ispatlamış ürünü vardır. Yetiştirdiği ürünler vardır. Evet, yetiştirdiği ürün vardır. Kars'ın da kazı meşhurdur. Doğasıyla, tabiatıyla, havasıyla, iklimiyle alakalıdır. Biz bu işi yapalım, onlar kendi işlerini yapsın. Peki Volkan, fiyatı ne kadar? Mesela 2 aylık bir kazı kaça satabilir Kars'a? 2 aylık bir kazı Kars'a 35-40 lira civarında bir fiyata satabilir. İyi bir rakam. Eğer entegre üretim yaparsa çok ciddi paralar kazanma imkanı vardır. Yani başka bölgelerde? Tabii ki başka bölgede bu işi entegre olarak yapacak ve Kars'a bu fiyatlardan çok rahat bir şekilde satabilir. Yani burada yani bunun müşterisi hazır, alıcısı hazır, istediği kadar üretip satabilir. Yalnız yerli ırk olması şartıyla. Çünkü son dönemde Çin ırkı denen bir kaz getirildi. Çok aşırı yumurta veriyor ve et kalitesi düşük olduğu için yani tehlikeli bir durum. Nereden, nasıl Çin ırkı nasıl oluyor? Nereden getiriliyor? Dışarıdan getiriliyor. Yani kuğuya benzer bir kaz cinsi bölgeye üreticiliği açısından tehlikeli bir durum arz ediyor. Çünkü et kalitesi düşük. Şimdi o Çin'den gelen kaz ırkı,
Çin kazı diyelim ona. İsmi o şekilde. Buradaki evet. Bizim orijinal Kars kazının şeyini, ırkını bozabilir mi? Bozabilir. Lezzet olarak da, çünkü ben geçen sene yine karşılaştığım bir olay. Aynı kazdan İstanbul'da satıldı. Yani kazla, kaz lezzetiyle alakası yok. Yani et kalitesi yerli kazların lezzetini vermiyor. Peki Volkan, sen bir yetiştirici olaraktan, yani ülkemizde kaz etinde veya kaz yetiştiriciliğinde bir sıkıntı mı var ki? Yani Çin'den ithal etmeye başladık kazı veya Çin'den geliyor. Ben baştan söylemiştim, Avrupa'dan izin verilmediği için ithalata izin verilmedi. Anaç ithalatına. Yalnız hani et ithal etmeyelim. Anaç ithalatına izin verilmediği için insanlar artık kaza da çok talep olduğu için bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve bu arada yanlış şeyler de yapılıyor. Yani dediğim Çin ırkı kaz iyi bir kaz ırkı değil. En iyi ırk Almanya'da, Romanya'da Emdem ırkı var. Ve Tarım Bakanlığı'nın acil olarak buna izin verip Türkiye'ye bu ırk kazı getirmesi gerekir. Yani bizim ülkemizdeki yetmiyor mu? Üretim mi az? Yani üretim az. Yani bilik üretimi mi az? Az. Yani şu an yani kaz etini bilen insan sayısı çok az olmasına rağmen şu an üretim tüketimi karşılamıyor. Peki o zaman Volkan, yetkili kurumlar senin gibi böyle bu işe meraklı insanları desteklesin, destek versin. Ülkemizde bu bilikleri kendimiz yetiştirelim ırkı bozmadan. Yani Kars kazının ırkını bozmadan senin gibi yetiştirdiler yetiştirsin. Şimdi öncelikle iyi kaliteli ırkların ithalatına izin verilmesi lazım. Şimdi burada Kars kazı dediğimizde Kars'ta büyüyen kaz. Şimdi Kars kazı ırkını, Türkiye'deki kaz ırkı aslında hemen hemen birkaç aynı ırk. Bu bölgede gelişimi daha iyi olduğu için Kars kazı olarak anılıyor. Normalde Türkiye'nin ırkı hemen hemen aynı ırk. Ama bu ırkın yumurta sayısı az. Onun için Avrupa'dan, Çin'den değil, Avrupa'dan daha iri cüsseli, daha bol yumurta veren kazın ithalatına izin verilmesi gerekiyor. Ve bu şu an yasak. Yani bunun kalkması lazım. Şu anki bu ciddi bir problem yani. Peki yetiştiricilikte o zaman 2 aydan sonra, biliklerin 2 ayından sonra iklim şartlarının çok mu etkisi var? İklim şartlarının çok etkisi var. 2 aya kadar, yani 1-2 aya kadar civcivin entegre bir şekilde, düzenli bir şekilde büyütülmesi lazım. Daha sonra mesela dünyanın her yerinde kaz var ama hiçbir yerindeki kaz Kars kazı kadar lezzetli değil. Doğada olması gerekiyor. Romanya'da çok büyük kaz çiftlikleri var. Aynen tavuk çiftliği gibi 50 günde kaz kesiyorlar. Evet. 2 ayda kaz kesiyorlar. Buradaki kaz 6 ayda kesiliyor. Yani doğada 6 ay boyunca doğal olarak besleniyor. Hiçbir ek madde yemiyor, yem yemiyor. Ama Romanya'da 2 ayda kaz kesiyor adam. Yani entegre tavuk çiftliği gibi düşünün. 45 günde kapalı alanda değil mi? Kapalı alanda. Ama buradaki işte kazı özel kılan tamamen doğada. Herkes otlatıyor. Yani senin işletmenin özelliği bu değil mi? Yani 6 ayda 7 ayda yetişmesini, doğada yetiştiği için. Kars kazı, benim işletmemin demeyelim de Kars kazının bütün olarak özelliği bu. Tamamen evet. Doğada. Yani bu bölge için söyledim bölge ben. Yani olarak, bölge olarak, evet bölge olarak bu Kars kazının bütün güzelliği, özelliği hepsinin doğal olarak büyümesi ve beslenmesi. Yani evet. En büyük özelliği bu. Allah gönlüne göre versin. Teşekkür gerçekten ederim. Güzel bir iş yapıyorsun Volkan. İnşallah hedeflerine ulaşırsın. Dediğin şekilde yetkili kurumlar da bence sana destek versinler. Artık bu kaza da sahip çıkmak gerekiyor ülkemizde. Ekonomiye katkı yapan her şeye sahip çıkmak gerekiyor. Bu gerçekten bölge için düşünün, Kars gibi bir ilde yani on binlerce aile yani bu işle uğraşıyor. Düşünün yani Kars'ın şu an 300 bin nüfusu var. İstanbul'da yaşayan 500 bin Karslı var. Neden göç verelim? Yani çok kalabalık büyük şehirler. Destek verin, insanlar gelsin burada bu işi yapsınlar. Yani büyük şehirlerden gelsinler, bu işi yapsınlar, herkes yapsın. Çünkü bu işin pazarı var. Bana değil, yani binlerce insana yetebilir. Herkes yapsın, herkes kazansın. Yani ekonomi iyi olsun. Çünkü ekonomi iyi oldu mu insanlar daha iyi, daha mutlu olur. Yani biz bu bölgede bu işte iddialıyız diyorsun. Ben bütün olarak konuşayım. Kars olarak diyorum. Biz bu işi çok iyi yapıyoruz, başarıyoruz. Diğer pürüzler de ortadan kaldırılırsa biz bu işte Türkiye değil dünyada ön plana çıkacağımıza inanıyorum. Yani. Doğal olarak, yani organik olarak. Diğerlerinden tek farkımız doğal ve organik olması. Sana kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de Bereket TV ailesi ve Çobanın Yolu ekibi olarak
verdiğin bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. İşin gücün rast gelsin. Ben de Bereket TV'ye ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bir Çobanın Yolu programının daha sonuna geldik. Gerçekten bugünkü konumuz ve konuklarımız çok iyiydi. Farklı bir yetiştiricilik tanıttık sizlere. Kaz yetiştiriciliği. Buradan diğer ülkemizdeki yetiştiricilerin sürüleri sağlıklı, ürünleri bereketli olsun.